Ay bizim de beraberdik Elif Alaçatı Ot Festivali'nde. Çok güzel sunumlar yaptı benim kızım. Çok güzeldi değil mi? Evet. Alaçatı'daki herkese selam olsun. Selam olsun. Çok teşekkür güzel ediyoruz. Çok güzel ağırladılar bizi. Hakikaten öpüyorum herkese. Oo, ne videolar ne videolar çektim. Benim bu ekip var ya çok tehlikeli. Kayınvalidemi bir yakalamışlar. Al, bana da söylemiyorlar. Röportaj yaptılar. Ne bak, dedi diyorum bak. Bilmiyoruz diyorlar. Bak dedim eğer böyle yani beni yakmayın sakın. Güzel şeylerini verebilirsiniz. Yok biz neyse verin dedim hiç sıkıntı değil. Bakayım ne söylemiş ben de merak ediyorum. Sonra konuşacağız ama şimdi neler yapacağız? Bugün mantı sevenler hemen bence bu tarifi yapsınlar. Mantı sevenler. Evet mantı gibi çok lezzetli bir tava böreği olacak bu. Yufkayla böyle tavada pişireceğiz sonra üstüne de sarımsak ve yoğurt gezdireceğiz. Mantı nereye? Tava böreği olacak. Nereye? Bu arada ben tava böreği çok severim. Çok da kolay yapıldığı için çok severim. Ama konuşacağız. Varsa sorunuz siz de yazın. Siz neler yapıyorsunuz? Nerelerdesiniz? Kimin yanındasınız? Gününüz aydın olsun. Keyfiniz hep yerinde. Huzurunuz hep bol olsun. Bir şey daha yapacağız. Bir de gülen yüz kurabiye yapacağız. O kurabiyeyi ben önden hazırladım. Güzelmiş. Gülen yüz kurabiye ama çok lezzetli nişastalı bir kurabiye. Bakalım beğenecek misiniz? Hadi yazın bize o zaman. Günaydın hepinize. Bu tava böreğine bir şey daha diyorlar. Mallama mı? Evet ismi malama. Malama mı? Malama böreği. Malama. Malama ne demek acaba bilen var mı ki? Malama diyorlar. Bu değişik oluyor. Gerçekten de böyle mantı tadında üzeri sarımsaklı yoğurtlu böyle kızdırılmış salçalı yağlı falan böyle çok güzel değişik bir tarif. Şimdi önce ne yapıyoruz? Hemen soğanı güzel güzel şöyle ince ince kıydım. Kıymayla soğanı birleştireceğiz. Hemen şöyle soğanı alıp hop tavanın içine atıyorum. Hani tavanın cos yapmadı, altını kapatmış mıydın? Altını kapattım yanmasın diye. Ne olur ne olmaz diye. Yoksa erimişti. Doğru doğru. Şimdi şöyle. Fark etmez birazdan cos yapar o. Bazen diyorlar ki ay yağın erimesini beklemiyorsun cos yapmıyor diyorlar. Hayır ben de alışmışım ya böyle hep. Evet. Ama bu soğan kavurmadan da hiçbir yemeğimiz olmuyor. Ama soğanı bol bol tüketmek gerekiyor zaten. Özellikle, bu arada gitti bizim videomuz. Hadi bize günaydın deyin bakalım ilk kim söyleyecek. Özellikle kıymalı yazacak? İçlerde bol soğan güzel oluyor. Sen bu kıymayı ne aldırdın mesela? Kıymayı aslında... Dana, koyun... Bence dana değil çünkü dana biraz yağsız oluyor. Onun için yani çok da fazla tamamen yağsız sevmiyorum. Karıştırmak gerekiyor ikisini. %kaç? Ben %70-%30 eğer yağsız bir şey istiyorsam. Ya da %50-%50. Tamamen tercih meselesi. Ben koyun eti de biraz kokuyor ya. Kokuyor işte kokmasını istemiyorlarsa o zaman daha az kullanabilirler. Ama ben bazen tamamen dana kullanmadan da yapabiliyorum yani. O tercih meselesi. Ama yağlı et asıl besleyici. Mesela köfte için ne yapıyorsun? Asıl köftede et önemli. Köfte için kıyması. Aslında ikisini de karıştırmak daha lezzetli oluyor. Asıl kuyruk yağı, kuyruk yağı. Tabii yağlı köfte daha güzel oluyor. Kuyruk yağı koyuyorlar. O kebapların lezzeti oradan geliyor aslında. Bir şey söyleyeyim işte. Mi? Bak eskiler daha çok bilir. Şimdi koyunlarda kuyruk da yok ki. Kuyruksuz artık. Eskiden ben hatırlıyorum Kurban Bayramı'nda koyun kuyruğunu taşıyamazdı. Ben onları gezdirirdim oradan biliyorum. Gerçekten vallahi mi? Valla mahalleninkileri de bana emanet ederler. Aldığım ilk en büyük sorumluluk da onlar benim. Böyle dolaştırırdım yeşillik buldum mu dururdum onlar da yazık. Yani çobanlık da var evelallah. Ama sonra çok üzülüyordum ya oraları hiç hatırlamayayımdır. Çocuk için tabii ne yazık ki biraz da travma sebebi. Salçamızı da koyduk. Salçayı da koyduk. Tuzu koyuyor musun? Salçanın yarısını eklemiyorum yarısının üzeri için. Biraz acı, biraz şöyle karabiber... Ve biraz da tuz. Benim içim dışım enginar bu sabah. Ay gerçekten. Kayınvaliden bir enginar. Bak çok tuz koymuş o. Hayır çok değil o. Çok da neyse artık attın. Hadi oradan alamayacağım. Patates koyarız olmazsa için. Enginar yapmış. Aman Allah'ım her tarafım. Sabahtan akşam enginar yedim ben. Ay ne güzel. Bayılıyorum enginara tam mevsimi. Ama o enginarları öldürmeyin. Bak ben size burada pazardan enginar alıp enginar videosu çektiydim. Onu da yayınlayalım bir ara. Enginarları katlediyorlar diyorum. Kızıyorum İstanbul'da. Bak ben Yeşilköy pazarında kendim rica ettim. Dolmalık diye biliyor hepsi. Yarım yarım kestirdim. Çok da güzel oldu. Evet gördüm o videonu. Finalde de şeyini de görmüyor musun? Yaprak yaprakları açılmıştı. Gördüm valla süperdi. Çok güzeldi. Ama çiğ olarak bile enginar tüketebiliniyor aslında. Hiç salataya koyun. Yediniz mi? O göbeği var ya. Değil mi? Göbeğini salatalarınızın üstüne ikiye bölün. Oradan minik minik bıçakla böyle doğrayın. Ne olduğunu anlayamazsınız. Limon da sıkıyorsunuz üstüne. Yani haşlayınca da güzel ama
çiğ de yemenizi tavsiye ederim. Özellikle hep söylüyorum, çocuklara sebzeleri çiğ yedirince daha da güzel oluyor. Bence onun de. Altını ben kapatayım. Bu oldu. Maydanozu da içine alalım şimdi şöyle. Güzelce kıyılmış maydanoz. Nasıl güzel kesmişsin bunu vallahi da. Vallahi böyle ince ince. Bu kıymalı maydanoz diüretik. Ben tuvalete gidemiyorum. Bağırsaklarımda sıkıntı var diyorsanız bol bol maydanoz tüketin. Çay içince de öyle oluyormuş diyorlar değil mi? Tabii tabii, maydanozun çayını. Aynen. Suyunu falan. Aynen. Valla ben hocamdan öğrenmiştim o zaman. Bir zaman çok yapıyordum da. Böyle maydanoz saplarıyla beraber limon, biraz da su. Blenderdan geçiriyordum onları. Sonra eğer içebiliyorsanız, yiyebiliyorsanız öyle yiyin. Olmazsa bu maydanozla limonu ayırıyordum, suyunu içiyordum. İnanılmaz lezzetli oluyordu. Şimdi ilk mesajımız Derya Hanım'dan gelmiş. Günaydın Sayda Hanım. Ayvalık'ta olan anneme ve babama selam gönderiyorum. Okulda olan çocuklarıma, İstanbul'da olan yeğenime ve eşime. Valla bütün aileyi tamamladık. Teşekkür ediyorum Derya'cığım. Sana da günaydın. Hemen bakıyorum. Siz neler yapıyorsunuz, nerelerdesiniz? Oo, 843 yorum olmuş. Ben de yufkayı ıslatmak için sıvı yağ, ayçiçek yağı ve sütü şöyle karıştırıyorum. Bir dakika, bunda ne var şimdi? Ayçiçek yağı ve süt. Şöyle karıştırıyorum. Hatta birazcık da şöyle zeytinyağı koyalım, çok az. Ha. Evet. Ayçiçek yağı ve süt. Evet, şöyle karıştırıyorum. Bunu yufkayı ıslatmak için kullanacağım. Şimdi yufkayı açıyorum. Bak nasıl katlayacağım. Burada sarımsaklı yoğurt yapacağım. Bir diş sarımsakla. Tabii isteyen daha fazla koyabilir. Onu da şöyle kenara koyayım. Yoğurt, süzme yoğurtla normal yoğurdu karıştırdım. Hangisini tercih ederlerse. Şimdi tava böreği mi olacak? Malama. Evet. Malamayı biliyor musunuz siz? Bak bu kıyma, biz kıymalı tava böreği dedik ama aslında malama da yazabilirmişiz oraya. Yerel evet. İsimleri de çok seviyorum ben. Çok değişik isimler oluyor ya. Evet, İstanbul'dan. Gözleme gibi farklı bir. Azerbaycan'dan selamlar. Şekil. Bak şimdi. Bu Kamboçya çayı neymiş? Canım benim, günaydın. Kamboçya çayından bahseder misiniz? Tüm hastalıklara iyi geldi söyleniyor. Elifçim, ben hiç öyle bir şey duymadım. Öyle bir şey olsa inan biz burada söylemiş olurduk. Hani bazen böyle yeni çaylar çıkartıyorlar ya zayıflamak için. Ne olur onlara dikkat edin. Allah aşkına kendi paranızla kendinizi zehirlemeyin bak. Yıllardan beri bizim de adımızı kullandılar. Benim bir ara bir fotoğraflarım vardı. Sanki ben üretiyorum gibi ya. O kadar her yerde kullanılan, dava açtık. Ölünün üzerine yapmışlar firmayı. Ya geçmiş olsun. Ama bizim burada yıllardır yaptığımız hani güvene o kadar özeniyoruz sizle bir şey söylerken. Öyle çaylar maylar öyle bir dünya yok. Ha bunu bir doktor yapıyorsa belki, bir doktor kontrolünde. Belki. Ben de ağrılarla yaşıyorum. Lütfen beni de Zafer Bey'le görüştürün. Nemo. Nasıl bulacağım ama keşke gelebilseydiniz buralara. Saideciğim ben şimdi bak, gırniş başladım. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Gırniş ne ki? Hiç duymadım. Kayseri'den yazıyorum ama Sivaslıyım. Gırniş yapmanızı tavsiye ediyorum, mükemmel. Erva Demet, ama gırniş biz bilmiyoruz. Gırnişi siz tarif edin, yazın biz yapalım. Yazın siz onu bana. Belki de bildiğimiz bir şeydir. Anadolu'da bazen isimle değişiyor farklı ya. Farklı oluyor, aynen. Aynen öyle. Sen şimdi ne yaptın? Şimdi ne yaptım? Yufkayı açtım. Yufkanın üzerine süt ve yağı ıslattım. Sonra bak şöyle bunu tam böyle kare olacak şekilde. Yani hani gözlemenin şekli nasıl olacaksa o şekilde bu kavrulmuş kıyma, soğan, maydanoz, baharatları. Niye sofortasına yaptın? Çünkü katlayacağım. Şimdi. Bak şimdi şöyle. Kaç tane yapacaksak ona göre ayarlıyorum. Bak bunu yaptım. Tamam mı? Şöyle hop burayı kapatıyorum. Tamam. Sonra burayı da kapatıyorum. Tam tencereye göre oldu. Evet, yani böyle tavada pişireceğimiz için. Ay, tavada oldu. Evet, şöyle yapacağız. Bak şimdi. Burayı da böyle. Ay bu yufkaları da kim akıl ettiyse Allah ondan razı olsun. Vallahi eskiden böyle mi vardı? Şunu da şöyle yapayım. Altı kalın olsun. Şöyle bak. He, onu da altından hop, altından. He. Böyle. Hop böyle yani. Gördün mü? Burası ha. İnce olduğu için bunu da böyle kapattım. He, onun tavası da burada evet, mı? Evet, onun tavası da bunu orada. Bunu koyaydım ben hemen. Aynen. Onu da şöyle alayım. Dur bakayım şu ortaya alayım onu da. Çok az da yağ koyayım. Hop. Heh. Azıcık. Sonra da. Daha olmadı ama bu. Olmadı mı? Birazcık daha bir tava kendine gelsin, ondan sonra istersen koyalım. Şöyle iyice her tarafını yağı yayıyoruz. Ha. Hatta bunu biraz isteyen peçeteyle alabilir. Hani bu kadar yağlı istemiyorum mesela diyorsanız. Mesela bunu
böyle çevirdin, yaptın. Sonra üzerine sarımsaklı yoğurt. Bu mantı zaten, gerçekten mantı oldu. Onun üstüne de böyle yağ kızdıracağız. Tam sarımsaklı yoğurt cus diye üzerine böyle dökeceğiz. Acayip güzel oluyor. Sabah sabah. Ama bu sene artık bizim, yani benim en azından kilo alma senem. O yüzden hiçbir şey demiyorum. Hemen bir tane daha yapayım mı? Ama şimdi girdim, biraz dikkat ediyorum. Süper. Yap yap. Hemen bu arada bizim enginar, benim pazarda çektiğim enginar videoları hazırmış. Yarın verelim onları olmazsa ya. Şu enginara bak, nerenin pazarı? Her gün bir pazar var zaten. Pazara gittiğinizde bir benim dediğim gibi yapın. İç pilav yok mu? Bildiğimiz iç pilav. Fıstıklı falan. Şekerli öyle. Mekerli. Aman Allah'ım, o bir lezzetli oluyor. Bunu ben... Hadi verelim o zaman. Tamam. Finali de var mı peki? Yemeğini yapmıştım. O da görünüyor mu? O var mı? Tamam, hadi bir verin bakalım. Bakın pazara gittim, neler oldu. Buyurun. Pazarda diyorum ya, bak şimdi ben nasıl kestiriyorum. Dolmalık dediğiniz zaman o sapı da aslında güzel kullanılabiliyor. İşte bunun içine böyle dolmalık. İşte dolmalık hali enginarın böyle. Bir de ortasını aldı mı, bir de onu limonlu suya soktu muydu? Of of of. İşte dolmalık enginar böyle. Afiyet olsun. Bunun sonunu vermemişim ben size. Var, devamı da bende. O zaman buradan görebilir misin Mahmut? Bak buldum. Şimdi bu enginarlar böyle küçük görünüyor ya, bu bir açılıyor. Bakın sonra ne hale geliyor enginar. O içindekiler kıyma gibi görünüyor da, annem kıyma zannetti, onları da İzmir'de gösterdim. İki tane, o aldığım iki tane içine yaprakların arasına iç pilav koydum. Onlar bir açılıyor ama bu enginarı biraz haşlıyorsunuz. Yoksa şey yapmaz, tutmaz. Bak bir daha göstereyim. Bir deneyin iç pilavlı enginarı. Bu enginarın, ay çok özür diliyorum, dönüyor. Şöyle büyük büyük göstereyim size. Bir lezzetli oluyor, bir lezzetli. İçini de oymuştu ya zaten pazarcı. Şu içine de koydum bol bol. Yanlarına da, aman Allah'ım. Bir böyle deneyin. Vallahi yazık günah, o attığınız yapraklar var ya. Hatta sapının içini bile ayıklatın. O sapın içi bile şahane oluyor. Günah. Öyle değerlendirme. Bilen biliyordur da. Pek çok kişi burada sırf göbeğini çoluğa çocuğa sorsan, o enginarın koca çiçeğinden küçücük bir şey kalıyor diyecek. Kimse bilmiyor bak. Asıl vitamini yapraklarında. Bak üstünü aldırıyorum. O attı, sapı da ayrıca yaptırıyorum. Bak birkaç tane de kenarından yaprak gidiyor. Bir de göbeğini alıyor pazarcı. Yeşilköy esnafına da selam olsun benden. Ondan sonra işte bu kadar. Bunu hemen limon üzerine sıktı mı böyle kalıyor. Bu aralarına, yaprakların aralarına dolduracaksınız. Muah, şahane oluyor. Şimdi bunun öbür börek tarafını... Börek tarifini sen şimdi bana baştan bir daha anlatsana. Bir daha anlatayım mı? Ama ben yapayım şöyle... mı? Hadi yap. Hadi ben yapayım. Hop diye güzel. Tava biraz ağır ama dikkat et. Oldu mu ki bu? Bence daha olmadı oldu, bu. Oldu, öbür tarafı oldu. Vuuu, süpersin. Biz de kendi kendimize büyük bir şeymiş gibi. Ya birçok kişi yapamıyor ya. Niye öyle diyorsun? Ya. Evet. Ay ne bileyim. Şimdi... Tava böreğini tekrar anlatayım. Bakın burada bir tane daha yaptım. Şöyle gösteriyorum. Hemen bir tane daha şöyle göstereyim. Ne yaptık? Kıymayı güzelce, şurada kıymalı içi de göstereyim. Kıymayı soğanla ve maydanozla, baharatla, biraz da salça koyarak güzelce kavurduk kıymayı. Kıymanın kavrulması önemli. Çiğden koymuyoruz. Mantıda bir fark, çiğ olması biliyorsunuz. Sonra yufkayı da böyle, şimdi... Biraz yeri daralttım. Yufkayı da şimdi böyle şey sütle, süt ve yağ ile ıslatıyorsunuz yufkanın her tarafını. Ondan sonra süt ve yağ ile ıslatıyorsunuz. Bunu, kime verelim biliyor musunuz? Zafer Hoca'ya verelim. Çünkü çalışmaktan, bir de şey yani böyle ev işçisi gibi. Zafer Hocam günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hafta sonu İzmir'deymişsiniz, haberleriniz bana geliyor. Arkadaşlarım size gelmiş, eşini getirmiş, iki gün aydı, bir muayene etti, bir evirdi, bir çevirdi. Gül oynaya gitmişler, Allah razı olsun. Şahanesiniz vallahi. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Şimdi ama bugün hazırsanız bir sürü izleyicim var. Ellerinizden öper yani. Ama ilk bir annemiz bebeğini bırakıp gelmiş görümcesine, süt vermesi lazım. İlk onu alacağım hocam, onu göndereceğiz önce ilk. Daha 32 yaşında mı, 22 gibi görünüyorsun sen. Çok genç görünüyorsun maşallah. Sağ ol kızım. Zahide'cim tava yanmasın, onu çevirelim. Dur. Ay ay yanıyordu. Yanmadı işte. Canım dur. Birazcık da ama bu artık oldu. Bunu bir yere koymak lazım. Ben şimdi hemen alıyorum İçine. Onu. Birazcık daha şöyle çevrilsin. Gel gel Ali gel. Artık işin şeyini çıkarttım bak. Alıştın artık. Ha.
Bunun biraz bir ayarı var. Onu öğrenince... Ha. Evet. Birazcık daha şöyle, birazcık daha kızarsın. Kızarsın çünkü mı? Çünkü kat kat olduğu için... Ama altta yağ yok bak. Bu üst almış yağını, alttaki kuru. Evet. Bak. O zaman hemen alta da şöyle birazcık yağ sürelim. Ne yaptım? Olsun olsun, o daha da güzel olur. Şimdi üzeri için... Hayır, çok şey yapayım derken bu sefer içi çıktı ama olsun. Bak şimdi. Tamam, artık ben bunu koyayım buraya kuzum. Sen onu koy. Ben de hemen o zaman sen onun üzerine yoğurdunu koyarken ben de... Ne oldu, yaktın mı? Hayır, şu şey ortalamaya çalışıyorum da nedense garip şeyler yapıyorum. Bak şimdi onun üzerine yoğurdunu gezdir, ben de hemen salçasını... Hani yaptığım bu mu? Bunu koyayım mı üstüne? Koy. Dur, yakmadan hazır, kendini. Hava kızmışken. Aynen. Şimdi sarımsaklı yoğurdu üzerine koyacağız. Ben gerçi içine sarımsak koymadım şimdi, hani şey olmasın diye. Hemen yanında. O yoğurdu üstüne mi koyayım? Üzerine gezdiriyoruz. Ben de burada birazcık yağ hemen yakacağım. Ah, bu kese yoğurdu olacak var ya. Kese yoğurdu. Süzme yoğurdu var içinde biraz. Süzme yoğurt. Evet. Ondan böyle daha koyu. Evet. Birazcık böyle, hatta onu hafiften sulandırabiliriz. Öyle de koyabiliriz. Üzerine de biraz şöyle börek yağ yakıyorum. Oldu da belli olsun, her tarafını kapatmayayım. Tamam. Aman Allah'ım, bu ne güzel bir şey oldu. Şimdi üzerinin yağını da ben göreceksin. Ben bunu var kahvaltıda yerim. Hiç. Zaten kıymayla muhteşem oluyor yufkanın lezzeti. 2 dakikada da hemen ben şimdi size üzerine de yağını yakacağım. Bak, az önce bir şey söyledi ya izleyicimiz. Günel açık uyuk, kirniş Çeçen yemeğidir diyor. Çok güzel yaparmış eltisi. Hamur yemeğidir. Tavuk suyundan sarımsaklı sos yapılır. Şekillenmiş pişmiş hamuru o sosa bandırarak yiyorsun. Çok güzel tadı var. Şıpsi denilen Çeçen şey yemeğiymiş mi acaba? Şimdi hemen kirniş. Kurabiyeye geçelim mi? Hadi geçelim. Ama şunu sen bir onun üzerine dök şöyle güzelce. Tamam. Oldu zaten, o hallettim. Cusur. Hemen üzerine şöyle dök. Ve ben hemen kurabiyeye geçeceğim. Of 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 of. Aman Allah'ım. Oh. Ay, bunu kahvaltıda yapın hanımlar, varsa malzemeniz. Zaten başka bir şeye gerek kalmıyor. Süper oldu. Vallahi. Aman Allah'ım. Ay dur, şunu şuraya koymayayım da şöyle göstereyim. Ay, hamile yoktur inşallah diyeceğim ama izleyen... Aa bak, Kayseri bazlaması gibi diyor bazı izleyicilerimiz, öyle mi? Evet. Kayseri'nin bazlaması da mı böyle olur? Kayseri'de neler neler yapıyorlar vallahi hamur işlerinden. Hanımlar çok maharetli, çok becerikli.